Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca'da Pratik Fiziğe hoş geldiniz. Evet, elektrostatiğin ikinci videosu elektroskoplarla devam ediyoruz. Şimdi elektroskop dediğimiz ayet arkadaşlar bakın şöyle metal bir topuz olan cam fanus içinde iletken bir telimiz var. Altın alüminyum yapraklar oluşan bir e, elektroskop dediğimiz bir ayettir arkadaşlar. Elektroskop ne işe yarar dediğimiz zaman bakın yaprakları vardır. Yapraklar yüklendikçe yapraklar birbirini açar veya yükleri azalırsa kapanır. Hocam açılıp kapanması bize ne anlam veriyor? Açılıp kapanması bir dokunduğumuz cismin ya da yaklaştığımız cismin yükünü anlamaya yarayan bir alet diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki yapraklık değişime bakarak acaba yüklü mü, yüksüz mü, aynı yüklü mü, zıt yüklü mü bir cisim olduğunu ne yapmış anlamış oluyoruz. Evet şimdi burada tek tek inceleyelim arkadaşlar bakalım. Yüksüz bir elektroskopun topuzuna yüklü bir cisim dokunduğumuzda bakalım. Şu an elektroskopun bir sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi artı yüklü cismin sıfıra dokunsak ne yapar? Tabii ki hocam bir kısım artı buna geçer. Hepsine geçer. Tabii ki topuzun yarıçapına çapına geçer. Sonuçta yüklendiği için ne yaptı? Yapraklar biraz ne yapmış oldu? Açıldı. Demek ki yapraklar ne oldu? Biraz açılır diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü bundan buna ne geçti? Bu şekilde yük geçtiğini görmüş olduk. Şimdi demiş ki ikinci kısımda yüklü bir yetoskopun topuzuna aynı cins, aynı cins yüklü bir cisim dokundurmak. Şimdi tabii ki burada kimden kime yük geçtiğini bilmiyoruz. Şu anda elektroskop açık. Neden? Çünkü yükü var. Eğer arkadaşlar bakın, elektroskoptan cisme yük geçerse yapraklar ne olur? Birazcık kapanabilir. Demek ki biraz kapanma şansı var. Çünkü burada niye biraz kapanır? Eğer elektroskopun yükü cisimden büyükse kime geçer arkadaşlar? Elektroskoptan cisme geçer. Biraz kapanır dedik. Eğer şöyle dese, bakın cismin yükü elektroskoptan büyük olsa ne olur? O zaman cisimden elektroskopa geçer. O zaman biraz açılabiliriz. Bakın elektroskop ne yapar? Biraz açılır. Hocam bunların her ikisinin yükü birbirine eşit ve yarıçapları aynıysa o zaman ne yapar? Herhangi bir değişiklik olmaz diyeceğiz. Demek ki arkadaşlar hangisinin hangisini eğer yük eşitliğini bilmiyorsak burada kesin yorum yapamayız diyebiliriz. Bakın yüklü bir cisim min topuzuna zıt yüklü bir cisim dokundurursa burada şöyle diyelim bakın sayısal değer verelim. Şimdi bunun yükü arkadaşlar artı 3 Q olsa bunun yükü eksi Q olsa ne olur? Önce artı 3 Q eksi 2, 3 Q ne yapar? Yok eder. Demek öncelikle ne yapar? Önce bir kapanır. Çünkü ne olduk? Sıfırlandı bakın burayı sıfırlattı. Sonra 3 Q eksi Q çıkaracak ne olur? Artı 2 Q olur. Tekrar paylaşım QQ olur. Tekrar açılabilir. Demek ki arkadaşlar bakın kapanıp açılıyor. Nasıl geçiyor? Cismin yükü elektroskaftan büyükse önce bir sıfırlıyor. Kalan yükü tekrar açılmasına sebep alıyor. Hocam başka bir olasılık var mı? Tersi de olabilir arkadaşlar. Mesela diyebiliriz bakın şunun yüküne artı 3Q desek. Bunun yüküne eksi Q desek. 3Q ne yapar? Önce 2Q'ye ya düşer. Sonra ne olur? Tekrar paylaşıyor. Tekrar kapanabilir. Demek ki arkadaşlar burada Kimden kime geçtiğini ne yapmamız lazım? İyi vurgulamamız gerekiyor. Şimdi gelelim buradaki durumumuza. Yüklü bir elektroskopun topuzuna yükselir bir cisim dokundurmak. Şimdi bakın bu cisim nötr. Şimdi bu yükünün bir kısmını buna vermez mi? Verirse ne olur? Yapraklar birazcık kapanmış olur. Demek ki elektroskop nötr cisme yük vereceği için ne yaptı? Yaprakları birazcık kapandı. Çünkü yükünün bir kısmını ne yaptı? Yerine yani vermiş oldu arkadaşlar. Gelelim buradaki duruma bakın. Şimdi diyor ki yüksüz bir elektroskopun topuzuna yüklü bir cisim yaklaştırma. Şimdi yaklaştırma ifadesi neydi? Tabii ki yüklerin itilmesi çekilmesi. Şimdi bakın bu cisim eksi yüklü. Bu eksi yüklü. Buradan nötr olduğu için eksi arkadaşlar artıyı buraya çeker. Eksi aşağı iter. Aşağısı eksi yüklerin için ne oldu? Yapraklar açılmış oldu. Eksi yüklü cisim eksi yüklü yaklaşırsa ne olur? Bu açıktı. Eksi eksi iter. Topuzdaki eksilerin bir kısmı aşağı yine. Aşağıdaki eksi sayısı arttı. Ne oldu? Açıktı. Daha çok açıldı. Ne yaparız burada? Vurgulamış oluruz arkadaşlar. Yüklü bir bunun Topuzdan zıt yüklü bir cisim yaklaştırmak. Şimdi artı eksi ne yapar? Bakın burası artı burası eksi. Artı eksi çeker. Eğer artı eksinin hepsini çekiyor, birazını çekiyorsa burada ne diyeceğiz? Biraz kapanır diyeceğiz. Eğer artı eksinin hepsini çekiyorsa tamamen kapanır diyeceğiz. Tamamen kapanır diyeceğiz. Eğer artı eksinin tamamen kapatıp tekrar da açabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın eksinin içinde azıcık da o artı vardır. Kapanıp açılabilir. Bakın burada kapanıp açılır diyeceğiz. Demek ki artı eksinin bir kısmını çekiliyorsa biraz kapanır. Artı eksinin hepsini çekiyorsa tamamen kapanabilir artı eksinin hepsini çekti. Ama içindeki eksinin içinde azıcık da olmaya olan o görünmeyen artılar tekrar açılmasına sebep olabilir. Demek ki burada üç ihtimalden bahsetmiş oldu. Evet yüklü bir yetroskopun topuna yüksüz bir cisim yaklaştırmak. Şimdi arkadaşlar bakın yüksüz cisim nötr cisim değil miydi? Nötr cisim yüklü cismi ne yapar? Çeker. O zaman ne yapıyor bakın? birbirine doğru çekeceği için buradaki eksi miktar arttığı için yapraklar ne olmuş oldu? Birazcık kapanmış oldu. Belki hepsini çekebilir mi? Biz birazcık çektiğini söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın bu topraklanmış bir elektroskopa ve yüklü bir çizim yaklaştırmak. Normalde bu nötr olduğunda ne oluyordu? Artı eksi çeker. Artı artı iterdi. Bakın topraklamada neredeki gider demiştik? Hocam en uzaktaki. Şimdi en uzak yük neresidir bakın burası mıdır burası mıdır? Demek ki buradaki artılar ne yapmış? Topraklama sayesinde gitmiş. O zaman yapraklar ne oldu? Tamamen kapandığını ne yapacağız burada? Söylemiş olacağız. Evet gelelim sorularımıza. Yüksüz özdeş bakın yüksüz özdeş demiş bu ikisi de ne? İkisinde yükü şu anda sıfır. Elektroskopun topuzuna ne diyor bakın? Ee, üzerinde anahtara olan iletken biterle şekildeki bağlanmıştır. Yüklü iletken becisi. Bakın yüklü dışarıdan iletken becisi. Önce X'in topuzuna sonra yayın topuna dokunuyor. Sonra anahtar kapılıyor. Bakın basamak basamak. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi mesela diyelim ki dışarıdan bir yükümüz gelsin. Kaç birim gelsin? Artı 12Q olsun. 12Q'yu önce buna dokunursak ne olur? Hocam 6Q bunda kalsa, 6Q bunda kalsa ne olur? Şu an bu 6 birimlik ne oldu? 6 birimlik açıklığa sebep oldu. Bakayım. Şimdi daha sonra diyor ki bunu alıyormuşuz. 6Q'yu alıyormuşuz. Buna dokunduruyormuşuz. Buna dokunsak ne olur? Hocam 3Q bunda, 3Q bunda. Şu an ne oldu? Bakın bu 3 birimlik açıklığa sebep oldu. Daha sonra ne diyor bakın? Daha sonra anahtarı kapatıyor. Şu an 6 birim açık, 6Q bunun 3 Q bunun değil mi bakın burada yazıyor arkadaşlar. Kapattığımız zaman buna özdeş olacak 6 ile 3'ün toplamı ne yapar? Hocam 9 Q yapar. O zaman ne olur arkadaşlar? 4 buçuk Q bunda kalır. 4 buçuk Q bunda kalır. O zaman bakın 6 Q 4 buçuk için ne oldu? O zaman birazcık kapandı. Bakın 4 buçuk kadar çıkmış oluyor. 3'te 4 buçuk çıktığı için ne yaptı? Birazcık açılmış oldu. O zaman ne oldu burada? X elektroskobu bakın şöyle diyelim arkadaşlar. X elektroskobu için 6 birimlik açıkken 4 buçuğa düştü. Biraz kapandı. Y ne oldu? 3 birimken ne yaptı? 4 boşa çıktı. Birazcık yaprakları biraz daha açılmış oldu diyoruz. Gelelim buradaki sorumuza. K elektroskobu ile L kürsü şeklindeki konumda iken etki ile etikleme gerçekleşiyormuş. Bu durumda eritroskomun yaprakları açıktır. Bakın şu an eritroskomun yaprakları açıktır diyor. L küresi yalıtkan sap ayarından tutularak X noktasından Y noktasına getirildiğinde eritroskomun yaprakları biraz daha açılıyormuş. Demek ki arkadaşlar ne oluyor? Demek ki etkileştirme sonucu yaprakta yük miktarı arttığını gözlemlemiş olduk burada. Bunu göre K ve L'nin yükleri için hangileri doğru olabilir diyor bakın. Şimdi K yüksüz, K'yı nötr, L yüklü kabul etsek. Şimdi ne olur? Artı tabii ki nötrdeki artı eksi ayırır mı? Bakın normalde bu artıysa bakın bu artı yüklü olsa mesela yüklü olsa burası eksi olur. Burası artı olur değil mi arkadaşlar? Şimdi uzaktayken tabii ki nötr ayırmak zordur. Yapraklar belki bir kısmı yine karışık da artı eksi. Yakına gelirse ne olur? Biraz daha ayrıştırır. O zaman yapraklarda yük miktarı biraz daha artmış olur. O zaman yapraklar bir açıldığına göre demek ki, K yüksüz L yüklü olabilir. K yüklü DX olursa eğer bakın bu arkadaşlar yüklü olursa bu nötr olursa nötr, nötr cisim yüklü cismi ne yapıyordu? Çekiyordu. O zaman hepsi topuza doğru çekildi. Çünkü yüklü cisim ne yapar? Yüklü cisim ne? Bu nötr cisim. Bu bunu çekeceği için ne yapacak? O zaman yapraklar kapanacak. Bakın açılır demiş bize. Her ikisi de yüklü ve işaretli. Bu da artı olsa bu hakkın, Bu da artı olsa tamamı. Artı artı iter, uzaktayken az iter, yakındayken daha çok iter, daha çok iterse yapraklardaki miktar artacağı için ne olur? Yaprakların daha çok açıldığını ne yapmış olduk? Burada gözlemlemiş olduk. Evet. Artı yüklü bir cisim, eksi yüklü bir etroskopun topuzdan yaklaştırılıyor. Buna göre etroskopun yaprakları için, şu an etroskopumuz açıkmış arkadaşlar. Artı yüklü burada. Şimdi yaklaştığı zaman bakın artı eksiği çeker. E hocam hepsini mi çeker? Belki bir kısmını çeker. O zaman biraz kapanır. Demek ki eksilerin bir kısmı ne yapabilir? Yukarıya gidebilir. Biraz kapanmış olabilir. Biraz daha açılır. İşte artı eksiği çekiyor her türlü arkadaşlar. E çekerse yapraklardaki yük miktarı azalır. Nasıl açılsın biraz açılmaz tamamen kapanır. Artı eksene hepsini çekiyorsa, bütün eksiler topuza çekiyoruz çünkü artı eksi çeker. O zaman tamamen kapanır. Cevabımızın burada 1 ve 3 olduğu ne yapmış olduk? Gözlemlemiş olduk. Gelelim buradaki sorumuza. Yapraklar açın arasındaki açı alfa büyüktür teta. Bakın rakam verelim isterseniz. Buna ne olsun? 3 birim yük olsun. Bu da arkadaşlar 1 bir birim yük olsun. Neye göre yaptık hocam? Açısına göre yaptık. Çünkü alfanın Alfanın burada tetadan büyük olduğunu ne yapmış? soruda söylemiş oldu. Diyor ki K anahtarı kapatılıyor diyor. ulaşan son durumda bundan yapacaksın açı teta oluyor diyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım bakın. Teta olduğuna göre şimdi teta Q demiştik. O zaman şunu eksi Q desek arkadaşlar bakın. Ve bunlar özdeş demiş. Şimdi başlangıçta elektroskopa zıt cinsli elektrik yüklüde Bakalım. Şimdi sağlaması yapalım. 3Q ile eksi Q'yu toplarsak ne olur? 3Q eksi Q. Hocam 2Q. O zaman ikisi de Q, Q paylaşmaz mı? Bakın Q burada teta ile yine teta oldu. Demek ki bunlar zıt olması lazım. Çünkü toplam yük artmaması gerekiyor. Y ile tuzgum yapmakları kapanıp açılmıştır. Tabi Y ne oldu? 3Q eksi Q'yu ne yaptı? Sıfırladı sıfırladıktan sonra bakın tekrar Q, Q, oldu. Demek ki kapanıp açıldı. Bakın ne oldu? Sıfırlandı. Tekrar artı Q'ya çıktı. Y elektroskopunun yük işareti değişmemiştir. X elektroskopunun. Burada X elektroskopu tabii sonucu belirliyor. Sonucu her zaman büyükler belirler. Büyüğün işareti hiçbir zaman ne yapmamıştır? E, değişmiştir diyor. O zaman bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımızın arkadaşlar 1 ve oldu. Ne yapmış olduk? Burada görmüş olduk diyoruz. Şimdi gelelim buradaki sorumuza. Elektrik yüklü özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine dokundurulduğunda elektroskopun birinin yapraklarının açıldığı diğerinin de biraz kapandığını. Demek ki birinin ver, alıp birinin vermesi lazım. Bu duruma ilişkin gerekli yeterli koşu aşağıdan hangisidir? Bakalım birinin alıp birinin verdiğine göre arkadaşlar bakın. Sonuçta bir alışveriş var. Şöyle desek olur mu? İkisinin de farklı büyüklükte aynı işaretli yüklü olması. Şimdi farklı büyüklükte mesela şöyle de biz bakalım. Şimdi mesela biri artı 3 Q olsa biri de arkadaşlar artı Q olsa yarı çap bakın özdeş demiş. Özdeş ne demek ki? hocam yarı çapta R ye, yeri ne olur? Toplam 4 olur. 2 Q buna 2 Q'nu bakın ne yaptı? Biri azaldı biri arttı. Şartımız uydu mu? Evet demek ki arkadaşlar farklı büyüklükte aynı şartta şartımıza uymuş oldu. Gelelim buradaki sorumuza. Olaylardan hangileri gözlenebilir diyor. Yüklü bir heteroskopun topuzuna bakın yüklü bir heteroskopumuz var. Varsayalım ne olsun? Eksi yüklü olsun arkadaşlar. Eksi yüklü bir var. Zıt cins yüklü bir cisim dokunduruyor. Mesela buna ne dokundurursun? Artı yüklü dokundurursun. Biraz daha açılma. Şimdi burada tabii ki biraz daha açılma olabilir mi? Sonuçta arkadaşlar artı eksi her türlü ne yapacak? Tabii ki azaltacak. Yani azaltacağı için biraz daha açılma diye bir ihtimalimiz ne olmaz? olmaz. Biraz kapanma. Tabi artı eksiği ne yapabilir? Azaltabilir. Biraz kapanabilir. Önce kapanıp sonra açılma. Şöyle olur arkadaşlar. Mesela buna artı ne diyelim? 4Q diyelim. Şuna da eksi Q diyelim. Artı 4 eksi Q ne yap? Önce bir yok eder. Sonra 3Q kalır. 1.5 1.5 paylaş. Demek ki önce kapatıp sonra açılma ihtimali var. Cevabımızın burada 2 ve 3 olduğunu unutmayalım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere abone olmayı unutmayalım